Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi Değerli izleyiciler, Arapça öğreniyorum programının bugün inşallah 63. bölümündeyiz. Bu bölümde de yine o şahıs zamirlerini yani isme bitişen zamirleri görmeye çalışacağız. Yine muhatapla ilgili e, fiillere de e, inşallah yani e, sadece tabi bir çeşidine dikkat çekmeye çalışacağız. Evet. E, ente müderrisun Ente müderrisun ne demekti? Sen öğretmensin. Sen öğretmensin. Bunu başka nasıl ifade edebiliriz? Ente muallimun diyebilirdik. Başka? Ente üstadun değil mi? Üstasın diyebilirdik. Yine Ente fil fasli sen sınıftasın diyebiliriz. E, ente müderrisu dersi sen dersin öğretmenisin diyebiliriz. Bu şekilde hitap ediyordu karşıdaki kişiye. Peki e, karşıdaki kişiye e, muhatap olan erkeğe veya müzekkere sen ne yaptın diye soralım. Maza nedir? Değil mi? Maza nedir? Faal te yaptın. Faal ne demek? Yapmak demek. Fiil işledin yani. Maza faal sen ne yaptın? Burada müzekker ve muhatap olduğunu yani sen olduğunu nereden anlıyorum? T'den anlıyorum fiile böyle fethalı yani üstünlü bir te bitişirse bunun muhataba hitap edildiğini ve e, yine bundan işte müzekker olduğunu anlıyorum. Ne yaptın? Sen cevap olarak ne diyebiliriz? E, Tabi o konuşuyor, o konuşuyor. Zikrettim. Zikrettim. Burada yeni bir yeni bir fiille karşı karşıyayız. Daha doğrusu yeni bir şahısla ben fiillere fiillere ben yaptım diye ek getirirken yani benim yaptığımı ifade ederken ne getiriyorum? Tü. <laughs> tü. Yani zammeli, zammeli veya ötreli bir t getiriyorum. Zekar ne demek? Ben zikrettim. Zekar tu ben zikrettim. Yine ma da faalte sorusuna başka bir cevap verirsek keteb tü. Evet kim Bayağı yazdı? Yazdım. Ben yazdım. Burada bayan erkek fark etmiyor. Peki nereden anlıyorum benim yaptığımı bu işin? Sonundaki tüden anlıyorum. Yine başka bir fiil. ...celestu... oturdum. Değil mi? Artık orada beni söylemesem de zaten o sondaki e, anlıyorum. Celestu oturdum. Başka? Şeker tu şükrettim diyebilirim. Ne, ne yaptın sorusuna cevap olarak. Yine kara tu okudum. Okudum. Dehal tu girdim. Değil mi? Dehal tu dahil oldum yani. E, amil tu amel ettim. Yani çalıştım, e, amel işledim, ameltu. E, tu sual evet, ettim, sordum, sordum. E, yine, e, evet sordum, sual ettim. yine eee davet ettim veya dua ettim. E, değil mi? Davutu, eee fetehtu. Fethettim. Fethetmek ne demekti? Almak. Açmak. Almak. Evet almak da diyebilirsiniz ama şehri almak açmak. Fetehtu açtım, değil mi? Açtım veya semi'tu işittim, işittim diyebiliriz. Demek ki sondaki tü bize bunu benim yaptığımızı söylüyor. Evet ben yaptım. E, peki e, başka örneklerle ente e, ente celeste sen oturdun mu? ente celeste sen oturdun mu? nereden anladım da soruyu? Baştaki hemzeden anladım. Sen oturdun mu? Naam. Evet. evet. Ene. Celestu. Evet, naam, evet. Ene ben celestu oturdum diyebiliriz. E ente te... Sen, sen yazdın, yazdın mı? mı? Yazdın evet. mı? Burada sen yazdın ifadesini T'den anlıyorum değil mi? Sen yaptın bu işi. Baştaki hemze de bize soru e, manası veriyor. Sen yazdın mı? Naam, ana, evet. Ana. Ene ben katabtu tu... Evet, ben yazdım. Nereden anlıyorum? Şu ene olmasa bile ene olmasa bile bu işi benim yaptığımı sondaki tü'den anlıyorum. Fiillerin sonuna tü bir dişince benim yaptığımı ifade ediyor. Tabi başka fiillerde inşallah göreceğiz. Yine devam edelim. Ben e ente secette sen, 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 sen secde ettin mi? E, naam evet ene seccettu. Evet e, sen evet. mi secdettin? Veya evet ben Sece secde ettim diyoruz. Secedtü ne demek? Secettü. Ben, ben secde ettim. ettim. Peki e ente abette sen ibadet ettin mi? İbadet mi? mi? Abette ne demek? İbadet. Kulluk ettin mi? İbadet ettin mi? İbadet Naam. Mi? Evet. Ene. Evet. Ben abettü. Ben kulluk ettim e, diyoruz. Benim yaptığımını yine sor. Nereden anlıyorum fiillerde? E, 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 mazi fiillerde. Yani geçmişi anlatan fiillerde. E, tü'den anlıyorum. Tabi fiillerin çeşitlerini inşallah ileride göreceğiz. E, diyoruz. Peki Ente nesite sen mi unuttun <Sessizlik> değil mi sen unuttun mu veya ente nesite nesite unutmak demek ee, sen unuttun naam ene nesitu evet ben nesitu unuttum diyoruz. Eee ente hafizte sen hıfzettin mi yani ezberledin mi değil mi hafız oldun veya ente hafizte sen ettin mi ezberledin mi naam evet ene hafiztu ben ezberledim. Ben hıfz ettim yani ezberledim diyebiliriz. ente sen zehebte gittin mi? mi? Zehebe ne demek? Gitmek demek. Sonra te bitişinde sen yapmış evet. oluyorsun. Zehebte <laughs> sen gittin mi? La. Hayır. Ene vakaftu. <laughs> ben bekledim. Evet. Vakafa ne demek? Beklemek demek. Ene evet. ben vakaftu bekledim durdum diyebiliriz. peki başka bir örnek. ente sen tabakte. Tabaka Pişirmek. Pişirin. Evet. Sen pişirdin mi? Veya sen mi pişirdin? Evet. La, hayır. Ene ekeltü. Ben yedim. Evet, ben pişirmedim. Yedim. yedim değil mi? Peki, ekeltü ben yedim manasında sondaki tüden benim yaptığımı anlıyorum. Yine soralım. <laughs> Lime ve niçin ne için ketepte yazdın? Niçin yazdın? <laughs> Limada ketepte. Niçin yazdın? Sorusuna nasıl bir cevap verebiliriz? Mesela. Ketebtü yazdım. Lid dersi. Ders için. Buradaki li, li harfi cerdir. Aitlik anlatıyor veya sebeplik, sebeplik manası katıyor. Keteptü yazdım. Lid dersi. Ders için. Yine soralım. Limaza niçin secette secde ettin? Evet. Secette neydi? Secde ettin. Limaza niçin? Cevap olarak ne diyebiliriz? Secettü. Secde ettim li'l-ibadeti, ibadet için yani kulluk için secde ettim. E, tü burada e, ben yaptım derken getirilen e, ektir değil mi? Secedtu, ben secde ettim li'l-ibadeti, ibadet için, kulluk için diyebiliriz. Limaza niçin? Kara ate okudun. okudun. Bunu limaza lime diye de kısaca söyleyebiliriz. ...lima, limaza, niçin... Karate okudun... ...cevap olarak e, ne diyebiliriz? Gara okudum... ...lil ilmi... ...ilim, i̇lim için. Bilgi için. Bilgi için, bilgi için... ...veya ilim için okudum... ...diyebiliriz. Peki e, yine... ...limaza, harajte ...niçin çıktın... E, ...burada senin yaptığını... ...nereden anlıyorum bu işi? Aynen. Sondaki e, nasıl te'den ama? Üstün. Evet, o harekeler çok önemli... Harajte sen çıktın. Niçin çıktın? Cevap olarak ne diyebiliriz? Harajtu çıktım. Lit ticareti, ticaret. ticaret için çıktım diyebiliriz. Limaz'a niçin dahikte güldün? 1. Evet. Niçin güldün? Veya niye güldün? Limaz'a dahikte niçin güldün? E ne diyebiliriz? Dahiktu e, güldüm. Lilveledin, <laughs> çocuk için güldüm veya çocuğa. Güldüm. Dahiktu Güldüm. Lil veledi. Çocuk için güldüm. Limaze. Niçin? fetahte Fet Açtın. Değil mi? Niçin? fetahte Açtın. Ee, peki cevap olarak ne diyeceğiz? Fetahtu Açtım. E, kitabı mesela. Niçin? Lil kıraati. Okumak için. Kıraat dedi mi? Kıraat. Okumak. Evet. E, kitabı açtım. Fetahtu açtım. Lil kıraati. Okumak için. için. Peki devam edelim. Başka soru soralım. Eyne ketebte nerede yazdın? Nerede yazdın veya nereye yazdın? Eyne ketebte ketebtu yazdım. Fil medreseti okulda. Evet okulda yazdım. Nerede yazdın soruyor. Okulda yazdım diyebiliriz. Başka eyne garate nerede okudun? Nerede okudun? Garatü ee, okudum. Ben okudum. Nereden anlıyorum benim okuduğumu? Tü'den anlıyorum. Ee, fil faslı Sınıfta, Sınıfta okudum. Eyne celeste. Nerede, nerede, oturdu? nerede oturdun? Celese, celse, meclis. Bunlar hepsi aynı kökten. Nerede oturdun? Ne diyebiliriz? Celestu. Oturdum. Oturdum. <laughs> Oturdum. E, fil beyti. Evde. Evde. Oturdum. Diyebiliriz. Celestu ne demek? Celestu? Oturdum. 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 Haraçtu neydi? çıktın Demek ki fiillerin manası önemli değil. Yani önemli ama unutabiliriz. Fakat unutmamamız gereken nedir? Sonunda sonundaki ekler önemli. E bunlara inşallah tekrar değineceğiz. Evet başka soru e, soralım. Mineyne ketebte Nerede? Mineyne ketebte nereden yazdın? Nereden yazdın? Yani nereden alarak bakarak yazdın? E, ne diyebiliriz? Kethetu minel kitabi kitaptan yazdım. Evet kitaptan e, yazdım e, diyebiliriz. Keteptü yazdım demekti. Peki mineyne karate nereden? nereden okudun? Mineyne ne demek? Mine? Nereden? 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 Karate okudum. sen evet. okudun. Cevap olarak ne diyebiliriz? Karate okudum. okudum. Minel kitabi evet kitaptan okudum diyebiliriz. Mineyne kharajte Nereden evet. e, çıktın? Hariç oldun değil mi? Huruc ettin veya çıktın. Cevap olarak ne diyebiliriz? Haraçtu çıktım. Minel beyti evden hariç oldum. Evden çıktım e, diyebiliriz. Peki e, soralım yine. Keyfe ketebte Keyfe ne demekti? Nasıl? nasıl? E, ketepte yazdım. yazdın. Keyfe ketebte nasıl yazdın? Cevap olarak ketebtu yazdım. Bil kalemi. Kalemle. Evet kalemle yazdım. Kalemle yazdım diyebiliriz. Keyfe zekartı. Nasıl zikrettin? Nasıl zikrettin? Ee, nasıl zikrettin? Cevap olarak zekartu. zekartu cehren. Cehren ne demek? Cehren açık. Sesli yani. Sesli bir şekilde cehren. Açık bir şekilde sesli bir şekilde zikrettim ee, diyebiliriz. Keyfe e, haraçta yine. Nasıl çıktın? Nasıl çıktın? Harac eh, tu çıktım evet. seri'an hızlı. Hızlı bir şekilde. Seri bir şekilde çıktım diyebiliriz. Peki başka bir soru soralım. Ala en şeyin ketebte. Ala en şeyin ketebte. Ey şeyin kitabte. ne demekti? Eyyu eyi. Hangi, şey. hangi değil hangi. mi? Ala eyi. Neden eyi dedik? Eyyu değil de eyi? Ala geldiği için eyi de diyoruz. Ala şeyin, Hangisi ala ne manas katıyor? Üzerinde. üzerinde. Eyi şey hangi şey? Hangisi? Hangi şeyin üzerinde kethü? Evet. Hangi şeyin üzerinde yazdın? Sen yazdın neden anlıyorum? Senin yazdığını. T'den. T'den anlıyorum. Hangi şeyin üzerinde yazdın? Ne cevap verebiliriz? Ketebti. yazdım. Yazdım. Ben yazdım. Neden anlıyorum? Benim yazdığımı. Güzel. Sondaki. ...tü'den anlıyorum benim yaptığımı. Ketep tü yazdım... ...alel mektebi... ...masanın üzerinde, masanın üzerinde yazdım... ...diyebiliriz. Ee, yine mesela... E, ...kitabın üzerinde yazdım... ...deseydim. Ketep tü... ...alel kitabi... ...değil mi? E, kitabın üzerinde yazdım... ...diyebilirim. Peki yine... E, ...soralım. İla enyi... ...mekanin... ...hangi mekana doğru... ...mekan ne demek? Mekan Türkçe'de kullanıyoruz değil mi? Zaten e, daha önce de söylediğimiz gibi e, bizim aslında çok avantajımız var e, Arapça konusunda. Çünkü e, dilimizde birçok Arapça kelimeyi zaten e, kullanıyoruz. Bu bir. ikincisi de Kur'an-ı Kerim Arapça ki sürekli okuyoruz, ezberliyoruz. Bir de ibadet dili değil mi Arapça? O yüzden böyle avantajlarımız var. İla eyy mekanin hangi mekana, hangi yere doğru? Git. Zehebte, gittin. Gittin. Cevap verelim. Zaheptu, gittim, gittim, ilel mescidi. Camiye, mescidi, camiye doğru, mescide doğru, gittim diyebiliriz. Peki bugünlük de bu kadar diyelim. Değerli izleyiciler bu bölümde dediğimiz gibi muhataba yani sana hitap ederken hangi fiillerle hitap ediyoruz? Bir de cevap verirken veya mütekellim olarak yani konuşan kişi olarak nasıl söylüyoruz fiilleri? buna değinmeye çalıştık. Gelecek bölümde inşallah farklı bir konuyla, farklı örneklerle buluşmak dileğiyle diyoruz. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.